Çünkü daha önceden polis gitmiş olduğu yerle ilişkin olarak bulunduğu yere tekrar geri dönüyordu. Evini taşımıyordu, çocuğu orada okuyordu. Çocuğunun üniversite tahsili vardı, ilkokul tahsili vardı, ortaokul tahsili vardı. Bütün emniyet teşkilatı ayağa kalkmış vaziyettedir. Ben buradan parlamentodan açıkça ifade ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan bu genelgeyi yırtın atın. Bakın bu polis teşkilatı size yapılacak ilk yerel seçim, ilk seçimde hesabını soracak. Sizi şeye girdiniz mi polisin internet sitesine, Polnet'e? Orada polislerin neler yazdığını görüyor musunuz? Siyasi düşüncenin ötesinde polis teşkilatında vahamet bir durum vardır. Bu atama yönetmeliği bugün itibariyle polislerin sorunları konuşuluyorken en önemli sorundur değerli arkadaşlarım. Kime sorarak yaptınız bunu? Kimin görüşünü alarak yaptınız? Herhangi bir şekilde polisin içerisinde bir referandum yapın, bir Allah'ın kulu bunun doğru olduğunu demez değerli arkadaşlarım. Bir dakika. Buyurun Sayın Başkan. Değerli Başkanım teşekkür ediyorum. Bunun dışında da sorunları var. 3600 var. Atama terfi yönetmeliği var. Örneğin borçlanmayla ilişkin süreler var. Askerlik borçlanması yapıyorsunuz ama bunu başlangıca dahil etmiyorsunuz. Bu nedenle İYİ Parti'nin önerisi çok kıymetli. O anlamda destekliyoruz. İnşallah kabul görür. Kabul görür mü? Bu konuda umudumuz yok. Onu da ifade edeyim. İki şeyde Artvin'le alakalı diyeyim. Bunlardan bir tanesi Rize Artvin Havaalanı. Rize Artvin Havaalanı'nı yaptık. Şimdi yeni bir iş alım şey yayınlanmış güvenlik şirketi tarafından. Diyor ki buraya girebilmek için, bu havaalanında çalışabilmek için Rize'de ikamet etmek gerekiyor en az bir yıldır. Ya bu Artvin başka ülkenin çocukları mıyız biz? Hani adı Rize Artvin'di? Niye Artvin'in çocukları almıyorsunuz? Niye Artvin'in çocukları almıyorsunuz? Bir. İki. Biraz önce sevgili Erhan Usta çok güzel bahsetti. İYİ Parti'nin grup başkan vekiline teşekkür ediyorum. Şavşat'ta kent meydanı istiyoruz. Kaymakamlık binasını yıktınız. Bir kentin kimliği meydanlarıdır. Buradan parlamentodan ifade ediyorum. Kent meydanını Şavşat halkına iade edin diyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Antalya Milletvekili Sayın Kemal Çelik. Buyurun Sayın Çelik. Sayın Başkan, Gazi Meclisi'nin çok değerli üyeleri, İYİ Parti grubunun Türk Polis Teşkilatı'nın içinde bulunduğu durum ve zorluklar başlığı ile vermiş olduğu önerge üzerine AK Parti grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Meclisi sevgiyle selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, maalesef bu önergenin ilk cümlesi Türk Polis Teşkilatı'nın içinde bulunduğu durum ve zorluklar başlığı ile başlıyor. Hemen en başta söyleyeyim, öyle değil. Türk Polis Teşkilatı vatan hainlerine, terör örgütlerine ve suçlulara baş edemedikleri zorlukları yaşatmaktadır. Zorda olanın kim olduğu da açıktır. O yiğitlerimiz neyin sorumluluğu içinde olduklarını en iyi bilen kişilerdir. Elde ettikleri başarıların gururuyla da onlar görevlerini en iyi şekilde yapmaya devam ediyorlar. Yasalarla belirlenen sorumluluklarını yerine getiren Türk Polis Teşkilatımız kadim bir geleneğin devamıdır ve bu geleneği devam ettirir. Bu güzide teşkilatımız görevlerini yerine getirirken hukukun üstünlüğünü, insanımızın temel hak ve özgürlüklerini, demokratik toplum düzenini korumaya esas almıştır. Değerli milletvekilleri, bugün itibariyle emniyet teşkilatımızın üstün gayret ve işbirliği sayesinde iç tehdit bertaraf edilmiş, ülkemiz huzur ve güven ülkesi haline gelmiş ve ortada tam bir başarı vardır. Ve bu başarı bugün sorgulanır hale gelmiştir ne yazık ki. İç güvenlik ve iç huzur kalkınmanın ve demokrasinin de altyapısıdır. Huzur ortamı, bu huzur ortamı dış çevreleri olduğu kadar maalesef içteki bazı çevreleri de huzursuz etmektedir. Şimdi akla şu soru geliyor. Devletin ve ülkenin bütünlüğünü en rasyonel şekilde düşünen devlet aklına sahip bu polisimizin en güçlü hamlelerinden, büyük başarılarından niye rahatsız oluyorsunuz? O kadar günün gerçeklerinden uzaktasınız ki, o kadar tek pencereden bakmaya zorlanıyorsunuz ki maalesef bu konuyu zor durumda bırakıyorsunuz bu konuda kendinizi. Sayın milletvekilleri, özellikle 15 Temmuz'dan sonra alınan tedbirler ve polis teşkilatımızın yaptığı polis teşkilatında yaptığımız polis kolejlerinin kapatılması ve polis akademisinin kapatılması, daha sonradan yeni bir yapılanmaya gidilmesi ile polisimiz daha güçlü, daha aktif ve daha fonksiyonel bir hale gelmiştir. FETÖ terör örgütünün yuvalandığı polis kolejleri ile polis akademisinin kapatılmasını eleştirmek olsa olsa geçmişe özlem duymaktır maalesef. Bugün
emniyet ve güvenlik teşkilatlarımızın üstün gayretleriyle içteki PKK ve biz doğusuyla batısıyla terörden arındırılmış, şimdi hem doğuda hem batıda üretim ve kalkınma dönemi başlamıştır. AK Parti hükümetleri emniyet teşkilatımızın hak ve çalışma koşullarını sürekli iyileştirmiştir ve iyileştirmeye de devam edeceğiz. Özellikle 3600 ek gösterge olmak üzere özlük haklarıyla ilgili bazı temel sorunları da en kısa sürede çözeceğimizi ifade ediyorum. Bu konularda bu gelinen bu başarıda hiç şüphesiz ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, güçlü sivil irade, hızlı karar alabilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi en büyük etkendir. Değerli milletvekilleri, bu nedenle polis teşkilatımızın başarısını gölgelenmeye çalışıldığı bir dönemde böyle anlamsız bir önergeye net oyu vereceğimizi ifade ediyor. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Şu oylayayım benim. Öneriyi oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmemiştir. Buyurun Sayın Usta. Sataşma da. Açık. Bu da olabilir ama açık, sataşma var aslında. Çok açık. Tamam. Şimdi bu araştırma önergeleriyle Sayın Başkanım, toplumun değişik kesimlerinin sorunları dile getirilir. Bugün polis teşkilatımızda, yani biz tam tersine, yani Sayın Hatip öyle bir noktaya getirdi ki işi, sanki ya biz polislerin refah artsın diyoruz, biz polislerin çalışma şartları düzeltilsin diyoruz, biz polislerimiz intihar etmesin diyoruz, biz polise verilen sözler tutulsun diyoruz. Öyle bir noktaya getirdi ki sanki biz polislerin kötülüğü isteyen bir şeymiş gibi. Hiç yakışmadı. Siz bu teşkilatta Emniyet Genel Müdürlüğü yaptınız. Yazıktır. Yani hiç olmazsa sizin o insanlara bir vefa borcu olarak evet polisimizin durumu iyidir diyebilirsiniz ama şunlar yapılmalı demeniz lazımdı. Buradan işi başka bir noktaya götürdünüz. FETÖ'den temizlemişsiniz. Kardeşim, FETÖ'ye polisi siz teslim ettiniz. Siz teslim ettiniz. Polisi de orduyu da. Buyurun, toparlayın, buyurun. Ne kadar temizlediğinizi de bilmiyoruz. Çünkü FETÖ'yle fotoğraf çekilenler bu memlekette bakan oluyor. Yani FETÖ'yle temizlik yaptık dediğiniz şey de alt düzeydeki, hani ibadet kabilinden oraya girmiş insanlar muhtemelen. Yoksa boy boy fotoğraf olanların bakan olduğu bir memlekette sizin FETÖ'yle ne kadar mücadele ettiğinizde zaten inanmamız mümkün değil. Dolayısıyla işi saptırılmıştır. Biz polisimizin özlük hakları, çalışma şartları, tayinleri, terfileri, 3600 ek göstergesi, bunlar düzeltilsin istiyoruz. Bunun için buraya bir önerge getiriyoruz. Bu önergeye anlamsız demeniz polisin hakkının, hukukunu aramanın anlamsız olduğunu söylemek anlamına gelecektir. Teşekkür ederim. Sen Akbaşoğlu. Sayın Başkanım, teşekkür ederim. Şunu ifade etmek isterim ki 1960'lı 70'li yıllardan itibaren devlete sızarak devlette paralel bir devlet yapılanması oluşturulduğu 2013 yılında ortaya devlet iradesiyle konan bu yapının üzerine AK Parti iktidarları gitmiş ve devletten temizlemiştir. Sonuç itibariyle Allah'a çok şükür 15 Temmuz 2016 darbe ve işgal girişimi başarısızlıkla neticelenmiştir. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi, halkla bütünleşmesi, devlet millet kaynaşmasıyla beraber milli iradenin tecellisinin bütün devlet kurumlarına yansıması ve terörün de belinin kırılması gerçekleştirilmiştir. Polis teşkilatımıza selam. Sayın Özkoç, buyurun. Tayyip Bey'i yalanlayacağım. Bir dakika. Evet, Sayın Grup Başkan Vekiline, bir dakika. Grup ya. Sayın Milletvekilleri. Grup Başkan Vekiline. Grup Başkan Vekilliği yapıyorsunuz. Yani, anladın mı? Stadyumda amirlik yapmıyorsunuz. Yani sırf bir. Sayın Özkoç buyurun. Sayın Özkoç. Açık efendim, açık. Siz grup başkan vekillisiniz, stadyumda amigoluk yapmıyorsunuz. Bir konuşmanın bir adabı, bir seviyesi, bir tonlaması olur. Yaptığınız tarz sadece bizi değil, kendi milletvekillerinizi bile rahatsız ediyor. Ya bir uslup içerisinde hareket edin. Sayın Kemal Çelik,
Bana cevap vermeyin. Siz polis teşkilatının yüz karasısınız. Siz polis teşkilatının bundan sonra yüz karasısın. Sen polise karşı söyle. Daha bir şey söylemedim. Bağırmadın. İşte buyurun. Buyurun işte. İşte haliniz. Amigoluktur bu. Bu amigoluktur. Polislerin hakkıyla, hukukuyla ilgili sizden şuraya çıktığınızda eski bir emniyetçi... Sen gülüyorsun. Sen işte böyle bir insansın. Bunu sana söylüyorum. Bundan sonra polisler seni gördüğü müddetçe senden yüzlerini çevireceklerdir. Bunu da buradan ilan ediyorum. Evet, Sayın Akbaşoğlu, buyurun. Sayın Başkanım, bakınız bu konuda iş tüzük. Bakın, şu anda bir grup başkan vekili olarak konuştuğum halde CHP grup başkan vekili nasıl bir tavır içerisinde olduğunu, aslında amigolu tamamen kendisinin yaptığı halde temiz bir dil kullanmayıp iş tüzük hükümlerine aykırı bir şekilde doğrudan şahsiyatla ilgilenip hakaretamiz bir şekilde konuştuğu halde, işte muhalefet anlayışı budur. Kendisi her türlü hakareti yapar ama muhatabının kendine hakaret ettiğini söyleyerek gerçekten aymaz bir şekilde yaklaşımda bulunarak kendi sıfatlarını bize atmaya çalışır. Peki, teşekkür ederim. Sizin bize atmaya çalıştığınız sıfatlar bize yapışmaz. Peki, ama teşekkür. Siz de devamlı olarak... Evet, buyurun. Buyurun, toparlayın. Açıverin. Akbaşoğlu'nun işini. Bir de sizi istiyor. O sıfatların hepsi size yapışmış. Sonuç itibariyle bu söylediği bütün sözler, bütün sıfatlar kendi sıfatlarıdır. Tamam. Aynaya bakarak gün boyu bunu tekrar edebilir. Aynen iade ettiğimizi ifade ediyorum. Sayın Gergerlioğlu.